Merhaba arkadaşlar, yeniden karşınızdayım, ben Muhammed Kaplan. Bu videomuzda sizlere antivirüs yazılımları hakkında bilgiler vereceğim. Piyasadaki alınabilir, fiyatlara uygun olan antivirüsleri hep beraber inceleyeceğiz. Konumuza geçmeden önce arkadaşlar, antivirüs ne için gerekli? Neden bilgisayarlarımıza, tablet bilgisayarlarımıza ya da cep telefonlarımıza kurmamız gerektiği hakkında kısa bir bilgi değinmek istiyorum. Öncelikle antivirüs programları bizleri bilgisayarlara bulaşan virüsler, trojen, hackerlar ve diğer solucanlara karşı korumak için yazılmış, tasarlanmış yazılımlardır. Bunlar dışarıdan gelen internet yoluyla ya da taşınabilir USB bellekler aracılığıyla bulaşma riskine karşı bizleri bir nevi koruma altına alır arkadaşlar. Nasıl ki hastalanmadan önce soğuklarda üstümüzü kalın giyiniyoruz, üşütmeyelim, hasta olmayalım diye. Antivirüs yazılımları da bu şekilde işe yarar. Yani benim bilgisayarımda herhangi bir sıkıntı yok, neden ben antivirüs yazılımı almam gerekiyor diyen kişiler için bu aslında açıklayıcı bir cevap olabilir. Diğer bir olay ise gençler, şöyle bir durum var. Hastalandınız, akabinde doktora gidiyorsunuz veya gidip eczaneden bir ilaç alıp ilaçla kendinizi tedavi altına alabilirsiniz. Antivirüslerin bir özelliği ise virüs bulaşmış ya da karşı taraftan sıkıntıya düşmüş trojenler olsun vesaireler olsun, şu anda o uzun bir konu, ona değinmek istemiyorum. Bunlara karşı sizleri iyileştirir. Yani nasıl ki bilgisayarınızı iyileştirmek için yazılan yazılımlardır. Bunlar yıllardır bilgisayarlarda olağan şeylerdir. Eğer ki sizin bilgisayarınızda bir antivirüs yazılımı yok ise karşılaşabileceğiniz durumları sizlere sırasıyla saymak istiyorum. 1. Bilgisayarınız yavaşlayabilir. 2. Bilgisayarınıza dışarıdan kötü niyetli, art niyetli kişiler tarafından müdahale edilip saldırı altına alınabilirsiniz ve bu sayede bilgileriniz, mail vesaire bütün kişisel özel bilgileriniz ele geçirilebilir. 3. Bilgisayarınızın donanımı zarar görür gençler. Bu tarihte çok geçmişte çok yaşanmış. Örneğin I Love You virüsü, Melissa gibi şu anda aklıma gelen onlar. Donanıma zarar verebilen virüsler olabilir. Bunlar donanıma zarar verir arkadaşlar. 4. Sizin dosyalarınızı, özel bilgilerinizi, bu Word, Excel olsun, resim olsun, fotoğraf olsun, herhangi bir şeyinizi güvence altına alıp bozulmasını, silinmesini, kaybolmasını engeller arkadaşlar. Daha sayabilirim aslında ama önemli başlıkları kısaca sizlere belirtmek istedim gençler. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. İnternete gireceksiniz. İnternetten ben sizlere bununla ilgili güzel bir beraber izleyeceğiz, alabileceğimiz ve benim önerdiğim antivirüsleri size sırasıyla belirteceğim. Bunlardan istediğinizi, tabii bütçenize göre olanı alıp kurmanızı öneriyorum. Dilerseniz sizin için yapmış olduğum küçük araştırma sonucunda ki antivirüsleri beraber inceleyelim arkadaşlar. Bilgisayarınızın korunması için sizin için 6 tane antivirüs yazılımını incelemeye başlıyoruz arkadaşlar. İlk sırada Avast mevcuttur. Avast'ın ana sayfasına girdiğiniz zaman ücretsiz olarak deneme linkini görebilirsiniz arkadaşlar. Para karşılığında ücret olarak premium'a sahip olmak istiyorsanız hemen şuradan gösteriyorum. Ev içini seçiyorsunuz. Premium Security olayını ya da Ultimate'e tıklıyorsunuz. Burada görüldüğü gibi arkadaşlar 250 TL'ye bir ücret karşılığında size premium, yani dördünü yapan bir sistem karşınıza çıkıyor. İstediğinizi seçebilip alabilirsiniz. Ama ve lakin şimdi satın al dersek bakalım nasıl bir sisteme giriyoruz. Evet, başka bir sayfaya bizi yönlendiriyor gençler. Hemen premium'a bakalım. Premium'da ise gençler hemen bir tane bilgisayar için 1 yıllık 150 TL, 2 yıllık 300 TL, 3 yıllık 450 TL'lik süre mevcuttur. Çoklu cihazlar için 1 yıllık 200 TL gibi ücret karşısına çıkıyor. Yani 1 TL bir cihaz için almak yerine çoklu cihaz almak her zaman avantajlı görünüyor gençler. Diğer bir antivirüs yazılımımız Norton. Norton'da artık herkesin bildiği, duyduğu bir antivirüs, sağlam bir
programdır kendisi. Hemen ürünlerine bakalım arkadaşlar. Şuradan premium'a bakalım. Premium'da tabii ki bir yıllık 160 TL'ye bir indirim var yarı yarıya. Şuradan ise ürünleri karşılaştırmada ise standart, deluxe ve premium olarak 3 ayrı yerde çıkartmış gençler. Bize karşımıza bir bilgisayar, bir Macintosh veya bir mobil cihaz gibisine. 5 aygıtlı alırsanız daha güzel olur. Eğer almak isterseniz cep telefonunuzu burada görüldüğü gibi Android, iOS, Macintosh ve bilgisayar olarak da karşısında çıkıyor. Fiyatı ise bir yıllık, yani ilk yıl 120 TL gibi fiyat karşısında çıkıyor arkadaşlar. 10 aygıt almak isterseniz 160 TL'ye çıkabiliyor gençler. Üçüncü antivirüs yazılımımız McAfee. McAfee de bilinen bir antivirüs yazılımıdır. Hemen bakalım fiyatlarını nereden bulabiliriz. Tabii ki arkadaşlar siz de bu sayfalara girip inceleme yaparsanız daha iyi olur. Yani tüketicilere yönele basalım. Muhtemelen bu taraftadır. Evet, ürünlere tıklıyorum arkadaşlar. Bir cihaz için 110 TL bir fiyat görünüyor gençler. 5 cihaz için 140 TL, 10 cihaz için ise 120 TL'lik bir fiyat karşımıza çıkıyor. Ücretsiz denemesini yine buradan kullanabilirsiniz. Dördüncü yazılımımız Asset'in Note 32 yazılımıdır ve benim sürekli kullandığım ve memnun olduğum bir yazılımdır gençler. Bireysel'e tıklayalım. Buradan Windows, pardon, şuraya tıklayalım. Windows ürünler karşılaştır diyelim. Bu da kendi arasında antivirüs, security, deluxe vesaire vesaire diye gidiyor gençler. Şimdi şuradan sıradan antivirüse bakalım arkadaşlar. Fiyatı ise 211 TL. Tabii ki diğerlerine göre daha pahalı geliyor karşımıza ama sağlamlık konusunda daha güzel arkadaşlar. Asset Security internetten size dışarıdan herhangi bir hacker vesaire trojen gelmesini engeller. Trojen aracılığıyla sizin bilgisayarınıza bilgilerinizin çalınmasını engeller daha doğrusu. 250 TL görünüyor arkadaşlar. Multi yaparsak 320 TL'lik bir fiyat var gençler. Fiyatlar pahalı. Tabii ki bunu hemen şöyle bakalım. Tek bir cihaz mı diye bakıyorum. Henüz o karşımda çıkamadı, öyle bir şey göremedim. Şöyle bir tıklayalım. Evet, yeni bir menü geldi. Sadece antivirüs yazılımı bir cihaz için 211 TL'ydi. Bunu 3 cihaza çıkartırsak 281 TL olarak karşımıza çıkıyor. Geri dönelim. Şuna bakalım gençler. Multi devices dediğimiz olayımız. Yani bu da Windows, Macintosh, Android cep telefonu, tablet, Android işte cihazları koruma altına alıyor gençler. Pardon, Macintosh, evet, Linux tabanlı da kullanılabiliyormuş. Bunun da 3 cihazların 1 yıl koruma altına alması 320 316 TL, 5 cihaza çıkarsak 387 TL. Tabii ki pahalı. Artık kararı size veriyorum arkadaşlar. Diğer bir antivirüs yazılımımız AVG gençler. Ücretsiz yine ana sayfasına indirebiliyorsunuz. En iyi olarak bakalım. Ultimate olarak karşımıza çıkartıyor. 140 TL'lik bir cihaz fiyat karşımıza çıktı gençler. Hemen şuradan başka bir şeyler var mı ona bakıyorum. Internet Security'sine geldim. Internet Security'si tabii ki ayrı bir şey. Bunun ikisinin olduğu bir şey. Bakalım. Evet, hangisi? Herhalde Ultimate'dir. 140 TL karşımıza çıkıyor. Ama bir cihaz mı, kaç cihaz olduğunu göremedim. Bir satın almaya basıyorum gençler. Bu da aynı şekilde başka bir sayfaya bizi yönlendiriyor. Kapattım. Siz de tabii ki bu AVG'yi isterseniz indirip ücretli bir şekilde kullanabilirsiniz para karşılığında. Ya da bedavasını indirip kısa bir sürelik denemesini yapabilirsiniz. Ana sayfasını zaten şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Özelliklerine bakalım. Evet, şurada üst düzey koruma, mobil olarak da ayrı bir menüleri mevcuttur arkadaşlar. İstediğinizi tabii ki sizin, karar sizin.
sizin kararınız vermesi gerekiyor. Geçtik arkadaşlar. Son antivirüsümüz Rus yapımı diyebiliyorum. Kaspersky. Hemen şuradan bakalım. Lisans yenileme. Hemen ana sayfasından ürünlere girelim. Ha, çıktı. Tamam, burada arkadaşlar. Şimdi ise antivirüs, internet security ve total olarak karşımıza çıkıyor. 3 paket halinde. En çok satan 3 bilgisayar için 1 yıllık 195 TL. İnternet security'si 3 cihaz için 220 TL. Hem internet security hem antivirüsün toplamda bulunduğu ise 324 TL. Gençler. Peki bu cihaz olarak geçiyor. Ben sadece antivirüs almak istersem onunla ilgili bir bilgiyi göremedim gençler. Evet. Kaspersky'ye biraz daha kasıyordu önceden ama şu anki tabii yeni versiyonu maalesef bilmiyorum. Dediğim gibi ben Note 32, ben hepsini kullandım arkadaşlar, bunu da söylüyorum. Ben yıllarca hepsini denedim. Hepsini kullandım. Bunun dışında birçok daha antivirüs yazılımları kullanmışlığım vardır. Gençler, fiyatları açısından hemen hemen şöyle söylüyorum. Evet, Avast daha uyguna geliyor sanki. Şöyle tek bir bilgisayar bakarsak. AVG'ye bakalım. AVG de sanki ucuza geldi gibi geldi ama. Evet. Yani şuradan Ultimate'e bakalım. 140 TL, 139 TL, 159 TL, bu 9'lar 109 TL. Evet, McAfee şu an için en uygun karşımıza çıkıyor. Tek bir cihaz için arkadaşlar. Bu da tek bir cihaz, bu da tek bir cihaz, bu da tek bir cihaz. Noda hemen geldim. Hemen şuradan antivirüsüne bakalım gençler. Şöyle detaylı bilgiye girip 211 TL görünüyor not. AVG 139 TL. Pardon, Kaspersky 99 TL. Evet, en ucuzu Kaspersky görünüyor gençler, 100 TL. Ondan sonra McAfee geliyor, 109 TL. Ondan sonra Avast var. Pardon, ondan sonra AVG var, ondan sonra Avast var. Her neyse gençler, sonuçta fiyatları hemen hemen birbirine yakın. Tabii ki şu biraz uçuk kaçıyor. Ama almanız gerekiyor. Bir tanesini, en azından bir tanesinin olması gerekiyor cihazlarınız arkadaşlar. Daha sonra üzülmeyin. Bilgisayarınızı sürekli formatlamak zorunda kalmayın. Makinenin sürekli kasar, yavaşlar, kilitlenir. Bunlardan önüne geçin arkadaşlar. Bu arada videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bu tip videoların gelmesini istiyorsanız beni gaza getirmeniz gerekiyor gençler. 20 yıl aşkındır bilişim sektöründeyim. Artık tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum sonuna kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Gençler, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.